Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Çayın kahvenin yanına şipşak hazırlayabileceksiniz. O kadar da güzel, o kadar da ferah ki. Çünkü limonlu. Limon ferahlığında böyle kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye. İçindeki minik minik haşhaşlar da böyle alttan alttan böyle çıtır çıtır geliyor ağza. Çok lezzetli, yapımı da bir o kadar kolay. Hadi başlayalım mı? 125 gram oda sıcaklığında tereyağını alıyoruz. Üzerine de bir tane yumurta ilave ediyorum. Yarım su bardağı da pudra şekeri. Yarım su bardağı mısır nişastası kullanıyorum. 2 yemek kaşığı limon suyu. Bir limonun da ince ince kabuğunu rendeledim. Onu da ilave ediyorum. Beyaz kısımlarını almıyoruz tabii ki. 2 yemek kaşığı mavi haşhaş. Bu da ağzı böyle kıtır kıtır geliyor. Çok lezzetli. Şimdi koyduğum tüm malzemeleri krema kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Bu yüzden tereyağının oda sıcaklığında olması önemli. Çünkü karıştırması çok daha kolay oluyor. 2-2,5 su bardağı kadar un alıyor ama unu her zaman kontrollü koyuyoruz. 1 su bardağı unu ilave ettikten sonra yarım paket kabartma tozu, yani 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu koyuyorum. Daha sonra kalan unu ilave edeceğim. Her zaman dediğim gibi unu hep kontrollü koyuyoruz. Çünkü koyduğumuz yumurtanın büyüklüğü, tereyağının oranı biraz elden kaçmış olabilir, unun kalitesi, her şey farklılaştırabilir. Önemli olan yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde etmek. Sonunda size kıvamını göstereceğim. Yani 2,5 su bardağı da alabilir, 2,5 su bardağından az da alabilir. O yüzden kontrollü ilave ediyoruz. Şöyle hamurumu yoğuruyorum. Kıvamını biraz sonra size net olarak göstereceğim. İşte hamurumun kıvamı gördüğünüz gibi yumuşak ama ele yapışmıyor. Şimdi ne yapıyorum? Yuvarlak yuvarlak yapacağım, böyle bisküvi gibi olsun diye. Onun için silikon matın üzerine hamurumu koyuyorum. Üzerine de bir yağlı kağıt koyuyorum. Merdaneye yapışmasın diye. Silikon matınız yoksa iki tane yağlı kağıt arasında da yapabilirsiniz. Merdane ile yarım santim kalınlığına gelene kadar hamurumu açıyorum. İsterseniz küçük küçük elinizle yuvarlak kurabiyeler de yapabilirsiniz. Bakın yarım santim kalınlığında hamurumu açtım. Şimdi bir çay bardağı yardımıyla yuvarlaklar oluşturuyorum. Değişik böyle kurabiye kalıpları da kullanabilirsiniz. Keyif sizin. Ben bunu böyle çok seviyorum. Hepimizin evinde bulunan malzemelerle yapmaya çalışıyorum. Şöyle yuvarlakları ayırdıktan sonra ortada kalan hamurları da alıyorum. Onları da tekrar yoğurup tekrar açacağım. Ve hepsini böyle yuvarlak haline getireceğim. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Şimdi 170 derece önceden ısınmış fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar pişecek, pembeleşmeyecek, kızarmayacak, sadece pişecek. Şimdi kurabiyelerin üzerine bir sos yapmak istiyorum. 4 yemek kaşığı pudra şekerim var. Üzerine yavaş yavaş limon suyu ilave edeceğim. Sadece pudra şekeri ve limon suyundan harika bir sos olacak. Limon ferahlığını daha doya doya yaşamanız için. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ama böyle üzerinde güzel bir şekil olsun, limon daha da ağza gelsin istiyorsanız, şunu şöyle yavaş yavaş ilave ederek pudra şekeri akışkan bir kıvama gelene kadar şöyle sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Bakın sos hazır oldu. Şimdi ne yapıyorum? Pişirme kağıdından ufak bir külah yaptım. Onun içine dolduruyorum ve pişmiş soğumuş kurabiyelerimin üzerine şöyle gezdireceğim. Bakın şöyle gezdiriyorum. Biraz sonra bunlar donacak, merak etmeyin. Böyle sıvı bir şekilde kalmayacak. İşte üzerindeki sos da dondu. Kurabiyelerim şimdi servise hazır. Size dokusunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şöyle kıyır kıyır ağızda dağılan, içinde böyle çıtır çıtır mavi haşhaşlar gelen limon ferahlığında harika kurabiyelerim hazır.
İşte güzel limonlu kurabiyelerimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük böyle zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.